Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için film canımı kapattım. İzleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek film canımız bize. Hep beraber arkadaşlar dinleyelim. Güzel bir enerji gönderelim evrene. Uyanları alalım. Uyumayanları iyi iade edelim evrene arkadaşlar. Gönlünüzdeki yara herkesin tabii ki de hepimizin farklı. Kiminki daha fazla yanıyor, kiminki daha çok kanıyor. Bunun bir yürek ölçeri yok. Siz yüreğinizden geçirdiğiniz konuyu, niyetlerine bakalım nasıl rehberlik edecek fincanımız bizlere bugün. Öncelikle nasıl ulaşabiliriz sorusu o kadar çok sık soruluyor ki. Aşağıda bıraktığım bir link var. Tıkladığınızda WhatsApp'tan sadece yazarak arkadaşlar ulaşabiliyorsunuz. 0533 031 0132. Ve de Buketle Kahve Falı Instagram hesabından da ulaşabilirsiniz. Şimdi yakın bir geçmişte kaplumbağa gibi olan bir haberle, yani bir gelişmeyle, bir olayla ama çok ağır ilerliyor. Gidilmiş bir yol var. Yol düz değilmiş, siz de biliyormuşsunuz engebeli olduğunu ama gidilmiş bana kalsa ve temiz bir sonuç var. Neyse halimiz o bizim falımıza çıksın dedikten sonra. Tabii ki de kul kurar, kader de güler derler. Siz niyetlenin de bize de güzel bir rehberlik etsin de günümüzün enerjisi güzel olsun diyorum arkadaşlar. Neyse halimiz o falımıza çıksın inşallah. Evet. Şimdi arkadaşlar ben aramızda tabii ki de her geçen gün yeni katılan arkadaşlar da oluyor. Bilin istiyorum. Geçmişte gördüğüm bir enerji varsa bu geçmiş 10 sene önce değildir asla. Bakın çok da sizin dışarıdan gelen haberleriniz, dışarıdan gelen gelişmeleriniz var. Fincanın dışına taşması yol olarak bağlantısı, yol bağlantısı var olabilir tabii ki de. Evet dışarıdan niyetler, dilekler, gelişmeler var arkadaşlar diyor fal bana. Şimdi ben tabii ki de bir falın geçmiş enerjisini dile getiriyorum ama bu 10 sene öncesi değil. Geçen ay ne yaşadıysanız bugünlerde son zamanlardaki hisleriniz, düşünceleriniz mutlaka ama mutlaka arkadaşlar bir fala yansıyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Ben de gördüğüm kısımları rehberlik etmeye çalışacağım size. Şimdi şöyle. Öncelikle aslında arda arda yaşanmış olaylarınız var. Yani böyle soluk almadan peş peşe. Yani hani dersin ya bazen hani hep mi üst üste gelir? Biraz sizde yaşadığınız son zamanlarda zincirleme olaylarınızın olduğunu, üst üste yaşadığınızı net görüyorum. Bir çıkış noktası varmış ama siz gerçekten zoru seçmişsiniz diyebilirim. Eğer kolayı seçseymişsiniz, hani belki herkesi silmek, belki her yerden gitmek, yani bu diyardan gitmek değil de siz deveyi gütmeyi tercih etmişsiniz. Bu da tabii ki de size zorlukların getirdiğini biliyorsunuz. Keza bir A harfi görüyorum, bir kafa kafaya vermiş iki insan görüyorum. Bakın tünelin, yani şöyle bir fanus, bir kafeste gibisiniz. Kafesteki iki insanı, yani arda arda gelmiş olaylarınız var, tamam. Seçeneğiniz varmış, seçmemişsiniz. Mücadeleye devam demişsiniz, tamam. Hane içerisinden inanın ki takdir ediliyor. Böyle şey var, böyle bir kraliçe, kral tacı gibi çıkmış. Yani sizi orada insanlar takdir ediyorlar. Yani siz yaptıklarınızla çevreniz tarafından o şeyi alıyorsunuz. Ne onun adı? Enerji diyelim, takdir diyelim, neyse bunun adı bilemedim ama hani böyle birileri sizi sözünün geçerliliği olan bir kişisiniz. İtimat ediyorlar sözünüze. Yani takdir ediliyor, destekleniyorsunuz. Bir taraftan mücadeleye devam ediyorsunuz. Hali hazırda son zamanlarda, hele ki son 20 günlük süreç içerisinde bir kafes var. Kafesin burasında hamster gibi siz öneye geleceği bulunduğunuz yeri toprak altını kazıyor gibisiniz. Burada da bir insan toprak altında ama geçmişini kazıyor enteresan bir şekilde. Ne kadar da kötü. Yani şöyle aslında onu engelleyenden bir şey var. Yani ne kadar çok geçmişini didiklerse de didiklesin. Geçmişteki konuyu ne kadar çok kapatmasa da kapatmasın. Yani eşelediği yer bu eşeliyor çünkü toprak eşeliyor gibi hayal edin diye böyle anlatıyorum. Bir kafes içerisinde sizin burada ramak kalmış şu kısmetle öpüşüp bu kısmeti kucaklamaya, bu kısmetle buluşmaya. Bu kişi daha yolu yarılamış gidiyor ama önünde de koca bir direk var. Yani siz bir bilinmezliğinizi, kendi kafesinizi oluşturmuşsunuz. Siz eşeliyorsunuz. Gelecekte buluşmanız ramak kalmış. An meselesi, bir fırsat var beklediğiniz, bir haber var geliyor, bir vesile olacak. Neyse bunun adı, beklediğinize ulaşacaksınız. Ancak görüyorum ki
Hayat arkadaşınız, yoldaşınız, evladınız, anne babanız, kardeşiniz, patronunuz, iş arkadaşınız, her kim ise hayatınızdaki kolektif olduğu için böyle söylüyorum elbette. Geçmişe geçmişe gidiyor, toslayacak. Yani geçmişteki düşüncelerin olmadığının, kendisinin kendisi yüzünden hala bugün bu noktada takılı kaldığınla toslamasına da onun ıramak kalmış. Yani burada siz önünüzü açtığınıza bakacaksınız arkadaşlar. Herkes hayatında bir yoldaşla elbette ki ilerliyor. Nacizane tavsiyem, siz kendiniz olun, kendiniz iyi olun, şifa ancak etrafınıza böyle olabileceksiniz. Hep söylerim, herkes hak ettiği değeri önce kendisine verebilse. Yani biz kendimize haksızlık ediyoruz. İşte burada sizin kendi kişisel çabanız varmış gibi. Mücadeleye devam ediyorsunuz. Edin de zaten. O kişi toslayacak. Tosladığında çok geç olacak. Siz de yaşadıklarınızdan sadece bakın şurada bir ramak kalmış bir kısmetle karşılaşıyorsunuz. Birazcık rahatlama söz konusu. Bir yol var, bir mantar. Ev meselesi gündeme geliyor. Önünüze bir yol açılıyor. Bu yolla alakalı bir emin değilsiniz. Beni bulur acaba, bulacak mı, bulmayacak mı? Hani böyle bir kendinize diyor, bulacak mı acaba, bulmayacak mı? Gibi bir kendinizi sorguluyorsunuz. Bulmuyor arkadaşlar. Bulmuyor yani. O yüzden kendinizi karartmayın. Şuradaki uzayıp gitmiş, ben buna derim ki bu bir uzayıp gitmiş bir mal. Bu bir uzayarak gidecek bir konu için bir para. Bu sizin geçmişinizden gelen dikdörtgen gibi oval başları olan, dikdörtgen uzunluğunda olan bir tarla tezek, bir parası olan bir şey bu. Yani mali anlamda, maddi anlamda sizin karşılığını alacağınız bir meseleyle ilgili bir yol oluşuyor. Ve siz bu yolla ilgili çok bir karamsarsınız. Hayır, hayat işte bir şekilde buna diyecek ki hayır sen çok karamsarsın. Gel bak çok güzel senin için mucizelerim var. Dilerim de gerçekleşsin elbette ki. Hayatta aileye mücadeleci olduğunuz çıkmış. Aileyle ilgili uğraşınızın olduğunu. Yani onları salıp da gitmemişsiniz. Ama evlat, ama anne, ama dede bilemem. Ama sonuç olarak hala aile bütünlüğünde ya da sevdiklerinizi bir aile gibi gördüğünüz diyelim onlara. Şimdi herkes tabii ki hayat kolektif olunca hayat herkese pamuk yastıklar sunmuyor arkadaşlar. Şimdi belki de hayat hikayesi farklı bir insan için bu nasıl değerlendirmeli? Ne diyor bu kadın? Yok ki benim ailem diyenler de vardır aramızda. Aile gibi gördüğünüz insanlardır bunlar. Çevrenizdir, arkadaşlardır bilemem. Ama çok naifler, çok güzel anlaşıyorsunuz ve oradaki bağlılığınız devam ediyor. Hani böyle aile bağları çatır gibi görüyor değilim açıkçası. Hani en azından birinci kuşak için söylüyorum tabii bunu. Şimdi gelelim sizin buradaki parayı alamazsam kaygısından sonra Şubat sonu size neler yaşatacak? Paraya mı doyarsınız? Dileklerinizi mi çoğaltmalısınız? Kapılarınızı mı açın bilmiyorum. Yani şöyle söyleyeceğim size. Siz burada net duruyorsunuz. Buradaki sorun mu? Evet. Ama bunun dönüşü size parasal bir güç. Yani ben bu kredi kartımın asgari tutarını nasıl yatıracağım diyorsunuz ya. Sizin önünüzde öyle bir fırsat çıkacak, öyle bir vesile olacak ki iki parça para alacaksınız. Hem o asgarisini ödersiniz hem de gider bir şey alırsınız gibi düşünün bunu. Tabii ki de örneklerim biraz abuk olabilir arkadaşlar ama kolektif dediğim gibi. Yani korktuğunuz bir şeyin tam tersi olacak. Buna gönlünüzü ferah tutun diyor. Bir göz var. Sizin karşınıza çıkmaya utanıyor. Bir parasal mevzunun arkasında durmuş. Hatta öyle ki şey diyebilirim size. Bu parasal bir mevzu bir fırsat çıkacak diyorum ya. Kendisi bile yapabilir bunu. Neden? Çünkü size yapmış olduğu zamanında hatayı para vererek telafi etmeye çalışabilir. Ya da parasal mevzularınızın arkasında sizi izliyor bilmiyorum. Gözünü, daha doğrusu yüzünün yarısını görüyorum. Alnı açık bir insan olarak görüyorum. Cinsiyet görüyor değilim. Zeytin zeytin çok çabuk duygulanan hani hem çok çabuk duygulanabilen hem de yapacağını yani yapacağını da geri bırakmamış ki pişman şu an. Affı dilemek isteyen, size bakıp duygulanan bir insan görüyorum. Alnı açık, kadınsa da erkekse de alnı geniş, saç bölgesinde ilk sıra yok, saç yok mesela. İkinci sıra saç yok yani anlatabildim değil mi? Saç bölgesi de açık, alnı da büyük. Bir siyah siyah zeytin zeytin. Çok da böyle buğulu puslu, ağlamaya çok müsait bir insan sizi izliyor şeklinde görüyorum. Tam da bu para mevzularınızdan sonra. Haricinde Mart ayında arkadaşlar. Çok pardon. Mart ayında kafanızdaki ağırlık sizi ne kadar eziyor? Şimdi burada bir şey görüyorum burada. Şuradaki şeye bakın dalgalandım da duruldum. Deniz dalgaları çıkmış. Kendinizi
Dalgalı bir ay bekliyor Mart ayı. O dalgaları da siz kendi kafanızda üretiyorsunuz. Tam kafanıza çıkmış bu dalgalar. Hoş, dalgalardan bir teknenin içerisinde savrulan bir insan da size geliyor. Şimdi sizin amacınız o insana yardım etmek. Kafanızda aslında var bu, sizin değil. Bakın siz orada dirayetli ve güçlü çıkmışsınız. Kafanızdaki bir kişi bu dalgalı sulardan nasıl etkilenir, boğulur mu, boğulmaz mı? Evlattır, yakındır, arkadaştır, neyse kimse. Siz ona yardımcı olmaya çalışacaksınız. Bakın siz kendi derdiniz Şubat ayında o parasal olayın mevcut sorunu birisinden gelecek destekle bir şekilde aşıyor, atıyorsunuz. Fakat sorun size ait değil ama siz onun sorunuyla da üzülüyorsunuz. İki kişi sonunda konuşacak ve rahatlayacaksınız ama Mart ayında şöyle dalgalar düşünün, çok büyük. Hani öyle dalgaları olan bir insan ve bu dalga size ait değil. Yani adınıza hayırlı olsun ama karşı taraf için çok üzülüyorsunuz. Belli ki canınız, göbek bağınız bir şekilde değer verdiğiniz insan. Ona çıkış yolu ayırmaya, bulmaya çalışıyorsunuz. Arkadaşlar şunu unutmayın. Yani hakikaten her koyun kendi bacağından asılıyor. Hepimizin tabii ki de bir kader yazgı olayları, yani herkesin kendi kaderi var alnında yazılı. Dolayısıyla siz burada kendinizi onun için tabii ki de elinizden gelen şifayı esirgemeyin ama heba etmeyin. Çünkü bilin ki soba sıcak dediğinizde o insan anlamaz. Gider dokunur soba sıcakmış der. Yani onun da yaşayacağı bir tecrübe olduğunu unutmayın. Hayatınızda evlatlarınız için, çocuklarınız için, sevdikleriniz için, eşiniz için. Şeyler var ya, eşine, üstüne bunu giymeyi unutma. Koskocaman kadın, koskocaman insan. Bırak üşüsün. Bırak üşüsün, sana bu şekilde yüklenir sonra. Her şeyi sen sorumluluk sahibi olursun. Sonra da yakınırsın. Oysa ki sen sağlamışsındır zaten. Yani bu gibi durumlar olabiliyor. O yüzden buradaki insan onun dalgası, bilin yani. Siz elbette ki yardım edin, şifa olun, el uzatın. Ama o dalga sizin değil. Kendinizi de kaybetmeyin o dalgada. Bırakın karşı tarafın bir sınavı vardır diye düşünün diye söylüyorum sadece. Bakalım neler söyleyecek tabak bize. Evet, yani Şubat ayı sizin dalgalarınızın sonlandığı net bir ay. Şubat itibariyle önünüz net açık. Kariyer hayatınızda sadece nazar. Şimdi her falda mı nazar diyen arkadaşımız olmuştu bir ara. Yani nazarsa nazardır, varsa vardır söylüyorum. Siz şifalanacak yollara bakın yani. Nazar dediğinden ziyade varsa nasıl yapılabilir? Felak, nas, inşira, doğal taşlar, ada çayı. Yani bunlar sizi şifalandırır. Haricinde şuradaki uçan kaplumbağayı görüyor musunuz? Arkası deniz atık, üstü uçan kaplumbağa. Yani resmen kaplumbağanın evi var görüyorsanız. Arkası da deniz atı gibi çıkmış. Deniz atını ben çok net görüyorum da ekrandan baktığım görselle fincandaki gördüğüm şey farklı oluyor bu arada. Ne demek istediğimi anlamak için siz de bir gün deneyebilirsiniz. Hakikaten çok şaşırıyorum bazen. Şimdi arkadaşlar bir ağırdan gelen kısmetiniz vardır ki sizi çok mutlu edecek. Ben aşk tarafından çok net köklü bir ilişki. Sonrasında çok temiz bir süreç. Burada da bir insan atına binmiş mi desem. Arabasına binmiş de at gibi şah. Bakın şimdi yorgunluk var. Burada at şahlanmış diyemiyor. Yani atın ayakları böyle bir salık. Araba gibi duruyor o yüzden. Yani önden arkadan bir iki sebeple çekiştirilen bir konuyla ilgili bir insan almış ben yenilik yapacağım diyor. Buradaki kalabalık bu insana bakıyor ama bu insan çok kararlı. Bu insan sizsiniz. Yenilik yaparsınız. Aldığınız kararı uygularsınız arkadaşlar. Çok net söylüyorum size. Şöyle ki. Kesinlikle bu insanlar size şaşkınlıkla bakıyorlar. Aldığınız kararı uygulayacak ve üstünüzü çok net, açık bir şekilde görüyorum. İş yeriyle ilgili bir sıkıntı görüyor değilim. Var olan döngü devam edecek. Hatta öyle ki siz konuşulabilirsiniz. Yani enerji olarak sizin arkanızdan konuşmaya müsait kişiler var. Aşk tarafına gelen bir kaplumbağa olarak değerlendiriyorum. Ağırdan gelen bir kısmetiniz var. Evinizin içi tertemiz diyebiliyorum. Konuşulma enerjisi, sadece konuşacaklar. Bu kişi at demeyeceğim buna, at yanlış bir örnek olabilir. Arabası bir yenilenme, yeni düşünce, yeni bakış açısı, yeni bir ev, yeni bir iş, yeni bir sen lazım kendine ve sen bunu başarıyorsun diyor aslında buradaki fal. Sonrası çok açık. Yani çok temiz bir yaz dönemi sizi bekliyor diyebilirim. Dileklerinizin olduğu, ne dedim, çok isteyin gerçekten. Yani dilek kapılarınız da açık, çok fazla isteyin. Öyle geçiştirmeyin derim. İstediklerinize, dualarınıza dikkat edin. Bu ara gönül kapı, kalp kapı, buna ne de dilek kapınız açık yani. O yüzden
Yolunuz açık olsun inşallah da diyorum tabii ki de. Güzel, özellikle temiz, güzel, enerjili bir yaz sizi bekliyor diyebilirim arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tabii ki de bugünlük benden sadece bu kadar. Her gün sabah 10, her akşam 6 şeklinde iki ayrı fal videosu yayını alıyorum biliyorsunuz ki. Şimdi şunu söylemek isterim. Nasıl ulaşabiliriz sorusu çok sık soruluyor. 0533 031 0132 telefon numarasından bana sadece yazarak ulaşabiliyorsunuz. Haricinde şunu söylemek istiyorum. Yani ben falım bittikten sonra falım bitti diyorum ve sonrasındaki sohbet etmeye devam etme sebebim tabii ki de sonuna kadar izleyen var olduğunu bildiğim güzel yürekler var burada. Ruhumuza iyi geliyoruz. İyi ki varsınız. Dilekleriniz gerçekten çok açık olduğunu söyleyen bir faldı. Bugünküne gönülden niyetlenip gerekirse baştan dinleyip tekrar niyetlenip güzel bir şekilde evrene gönderin. İnanın ki kalp dilekleriniz hani kalp kapılarınız açık diyebiliyorum. Süreç zaten umarım ki sonlanacağı bir sene olur da psikolojik olarak da biraz biraz nefesleniriz. Hepimiz çok yıprandık, yıpranmadık değil. Haklıyız da elbette ki. Ama bu hırçın ve haksızlığa uğratacak kadar kötü ruha çağırmamıza sebebiyet olmamalı. Ben o gibi durumlar insanların aşından, işinden, aşkından gözü olan insanlar olarak değerlendirdiğim için arkadaşlar. Sizler kendi hayatınızı yaşarken önce kendinize bir değer vermeyi ihmal etmeyin. Benim sayemde bu aracılıkla da hatırlatıyorsam sizlere de ne mutlu bana. Önce biz bu dünya üzerindeki tek olduğumuzu bir bilelim de ona göre davranalım. Nitekim sağlığımız yerindeyse su akarından gidiyor, yatağından gidiyor. Biz de kuruyoruz da kader de gülüyor. Tabii ki de umudumuzu yitirmemek lazım ama yarınlarımızdan. Yani kimisi açılıyor, kimisi kapanıyor, kimisi iniyor, kimisi çıkıyor. Hayat iniş çıkışlarla ekme bulma dünyası, sınav dünyasındayız. Size bunu yapan insanların kalplerinden bu geldiğini bilin. Siz de onlar gibi olmayın. Yani o yüzden de hep derim herkes kalbinin ekmeğini yesin. Siz de kalbinize güzel bir enerjiyle yani iyilik yap denize at o seni döner dolaşır bulur derler. Ben bunu öğrendim. Böyle de gidiyor. Bunu da sizlere aktarmaya çalışıyorum dilimin döndüğünce. Tabii ki de en yakınlarımızdan gelen darbeler çok can yakıyor. Hayır, canınız yanmıyor demiyorum. Ama onun gibi olmayalım diyorum. Yani etme bulma dünyası ya dönüp dolaşacak o beddua sizin sevdiğinizden çıkıyor. Bir de bumerang etkisi var bedduada. Etmeyin beddua. Bu dünyayı ben iyi yüreklerin kurtaracağına inanıyorum. Gerçekten öyle arkadaşlar. O yüzden siz kendi kalbiniz güzelliklerle doldurun tavsiyemdir. Ben bunları düşünerek şifa buluyorum. Sizde de işe yarayacaksa ne mutlu bana. Sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Üç buket temennisiyle videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. O zamana kadar başta sağlıkla kalın arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın.